Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kent'te Sabah programıyla daha yeniden karşınızdayız. Yine her sabah olduğu gibi sevgili arkadaşım Gizem'le birlikte Çorum gündemine, genel gündeme dair konuşacağımız bir program olacak. Öncesinde bir de duyuruda bulunmak istiyorum. Bugün programın ilerleyen dakikalarında İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Necmi Karkın hocamızı video konferans yöntemiyle konuk alacağız. Günaydın Gizem. Günaydın Esra. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yani düne göre daha iyiyim şu an. Çok şükür sesim evet, yerinde. Evet, sesim düzeldi. Bir an çok korktum. Gerçekten sesim kısıldı zannettim. Evet. Neyse ki atlattın. Evet, çok şükür. Evet, olabiliyor arada böyle şeyler. Biz de tabii oturuyoruz, konuş artık. Evet. Bir müddet sonra bizim de tabii ki boğazımız artık yorulmaya başlıyor. Evet, bir yandan paylaşımımızı yapıyorum gruptaki seyircilerimiz için. Ardından haberlerimize geçeceğim. Bu arada yorumlarımız gelmeye başlamış. Burhan Çınar yazmış, günaydın Çorum demiş. Günaydın diyelim bir kere daha. Evet, Çorum Haber Gazetesi ile başlıyorum. Telefon görüşmeleri COVID-19 tedavisini olumsuz etkiliyor şeklinde bir başlığımız var. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi ile yataklı servis arasında basamak işlevi gören yakın bakım ünitesinde uzun cep telefonu görüşmesi yapan COVID-19 hastalarının aşırı oksijen tüketimine bağlı öksürük krizlerine girdikleri, hastaların genel durumlarının bozulduğu gözlemlendi. Aslında bu COVID öncesinde de yaşanan bir durum. Yani gripken, ne bileyim boğazınız şişken konuştuğunuz zaman zaten hakikaten çok fazla konuşmak öksürüğe sebep oluyor. Tabii ki bu COVID meselesinde daha fazla artış gösteriyordur. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakın bakım ünitesinde uzun cep telefonu görüşmesi yapan COVID-19 hastalarının aşırı oksijen tüketimine bağlı olarak öksürük krizlerine girdiklerini gözlemleyen doktorlar, hastalardan konuşmalarını kısıtlamalarını isterken yakınları da bu konuda uyarıyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Çetin, COVID-19'la mücadele kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yoğun bakım ünitesi ile yataklı servis arasında bir basamak işlevi gören yakın bakım ünitesi kurduklarını, burada hastaları 24 saat hem monitörler aracılığıyla hem de birebir gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti. Yaklaşık 3 aydır yaptıkları gözlemlerde hastanın iyileşmesi sürecini hızlandıracak tespitlere ulaştıklarını anlatan Çetin, hasta takiplerinde cep telefonu kullanımıyla ilgili şahit olduğumuz durumlar var. Hasta çok zor nefes alıyor olmasına rağmen birileriyle konuşayım, son sözlerimi söyleyeyim düşüncesiyle ya da yakınlarının sağlık durumu hakkında bilgi almak için aradığında çok fazla telefon konuşması oluyor. Bu durum hastanın sağlık durumunu daha kötü seyretmesine, oksijen ihtiyaçlarının daha çok azalmasına neden oluyor demiş. Oldukça uzun bir açıklama var. Evet. Ama bu kadarı konunun anlaşılması için yeterli olduğundan burada bırakacağım. Bence de doktorlarımızın söylediği gibi aşırı nefes tüketimi, oksijen tüketimi tabii ki hastaların öksürük krizine yol açacaktır. Zaten öksürdüğünde bir müddet sonra kaburgalarda bir ağrı hissediyorsun. Evet. Yani. Bu da tabii ki hastalığın seyrini değiştiriyor. Ya şeyi de anlayabiliyorum. Hasta yatağındasın. Kendini yalnız hissediyorsun. Sürekli konuşmaya ihtiyacı duyuyorsun. Evet, konuşmak istiyorsun. Yakınlarının sesini duymak bile iyileştirici oluyor aslında senin için o an. Bir de tabii ki hani COVID'i atlatamazsam ya bunlar benim son zamanlarımsa düşüncesiyle tabii ki telefona sarılıyorlar. Onun dışında insanlar da tabii ki bir hastasının durumunu merak ediyor, sormak istiyor ama bu süreçte mümkün olduğunca bu konuşmaları az tutmak, hani hiç yapmamak değil ama az tutmak gerekli bence de. Bence de. Ki zaten hani telefonun COVID'in haricinde radyasyonundan dolayı telefon olduğu yerde ortamda bulunmamak. Özellikle uyuduğunuz zaman mesela yatak odanızda uyuduğunuz yerde telefonları alıp başka bir odada uyumanız gerektiğini öğrenmiştim ben. Mesela benim babaannem sürekli öyle yapar. Yani telefonu bulunmadığı ortamda uyur. Daha sağlıklı bir uyku çektiğinizin işaretiymiş ama tabii ki mesela ben yastığımın altında telefonla uyuyorum. Bunlar çok tehlikeli. Ben de yani maalesef bunu ben de yapmak istemiyorum. Çünkü o radyasyonun etkisiyle insanın, evet, ne kadar etkilendiğine dair ben de birkaç bilimsel çalışma okumuştum.
Ama işte telefonu başka bir ortama koyduğumda işte alarmı duyamam, sabah kalkamam Evet. korkusuyla telefon maalesef benimle birlikte Mesela yatıyor. sabah uyandığımda direkt gözüm kapalı bir şekilde elim telefonu atarım. Hani bakarım. Evet. Yani bu alışkanlıktan kurtulamıyorum ki zaten çoğu insanlarda bu alışkanlık var ne yazık. Evet, Özellikle hepimizin gençlerde. alışkanlığı oldu artık. Yorumlarımız gelmeye devam ediyor bu arada. Şükrü Can Bozoğlu, günaydın, çayımızı aldık, sizi izliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz, afiyet olsun. Süreyya Turan, merhabalar, tüm Çorum halkımıza selamlar, saygılar, günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz, günaydınlar. Gökhan Bulut, selam, hayırlı günler. Eski Devlet Hastanesi ne zaman açılacak demiş. 2021 yılının sonuna düşünülüyor sadece. Bunu söyleyebilirim şu an için. Çünkü çalışmalar hala sürüyor. Net bir bilgi verilmiş değil. Hasan Karadeniz, Osmancık'tan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Osmanca selamlar. Ve ben de Çorum Haber Gazetesi ile devam ediyorum. Tarım Market Çorum'a yakıştı. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından açılan Tarım Market'i ziyaret etti. Ziraat Odası tarafından Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan Tarım Market'e giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan hem marketi gezdi hem de ürünler ve çalışmalar hakkında Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'dan bilgiler aldı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'dan tüm tarım ürünlerinin bulunduğu tarım marketin çiftçilerin kolaylıkla ve daha uygun fiyatlarla alışveriş yaptığı bilgisini alan Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde çiftçilere sağlanan imkanlar ve yapılan hizmetleri hatırlattı. Çiftçiler her zaman baş tacı yapan bir iktidarın olduğunu anlatan Ceylan, Çorum'da da tarım konusunda çok büyük hamlelerin yapıldığını dile getirdi. Özellikle de sulu tarım konusunda büyük önem verdiklerinin altını çizen Milletvekili Ceylan, Ziraat Odası'nın böyle bir market açarak çiftçilere büyük kolaylık sağladığını görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Ben de aynı şekilde vekilimize bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çiftçilerin yanında bu konuda desteklerini yani göz ardı etmemek gerekiyor. Bizler de şahit oluyoruz, görüyoruz. Evet. Çiftçilere büyük destekleri oluyor. Kesinlikle öyle. Yani artık çiftçilere yönelik, tarımla hayvancılıkla uğraşan insanlara yönelik ne kadar çok proje yapıldığını, hani bunun ne kadarından bahsettiğimizi hatırlamıyorum. Hakikaten bu konuda güzel çalışmalar var ve yoğun çalışmalar var. Biz her zaman bunu destekledik ve dile getirdik. Ben de milletvekillerimize bir kere daha buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum tüm çiftçi vatandaşlarımız adına. Çorum zaten bu alanda desteklenmesi gereken bir yer. Çünkü hem tarımın, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer, hem de tarım açısından zengin olduğunu düşündüğüm bir bölge. Bu yüzden kalkındırma açısından yapılan projelerin bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tarım market fikri benim de çok hoşuma gitti. Çünkü insanlar artık hani doğal ürünler tüketmek istiyorlar, ne Evet. tükettiklerini bilmek istiyorlar ve tarım marketleri sayesinde doğal ürünlere, organik ürünlere erişebilecekler. Hem de Aynen. çiftçi de desteklenmiş olacak bu bakımdan. Hani gönül Aynen öyle. rahatlığıyla Hem alabilecekler. tüketiciyi hem de üreticiyi rahatlatacak bir market olduğunu düşünüyorum. Hatta bunların sayılarının arttırılması gerekir bence. Evet, zaten bulunduğumuz dönem dolayısıyla tükettiğimiz ürünlerin içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Evet. Yani insanlar akıllarına bir soru işaretiyle ne yazık ki bazen tüketmek zorunda kalıyoruz. O yüzden böyle doğal bir, organik bir marketin bulunması senin de söylediğin gibi hem tüketici açısından hem de üreten açısından çok kolay ve çok güzel olmuş. Kesinlikle. Kesin Karar gazetemizden devam ediyorum. Laçin'e 89.250 dolarlık hibe. Laçin Belediyesi'nin ilçeye kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi kazandırmak için hazırladığı proje kabul edilirken 89.250 dolarlık hibe verileceği açıklandı. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı'nın çağrısı üzerine harekete geçerek başarılı bir proje hazırlayan Laçin Belediyesi'nin 89.250 dolarlık hibe hakkı kesinleşti. Japon heyetin ön incelemesinden sonra hibe desteği kesinleşti. Çok sayıda belediyenin proje sunduğu hibe programına 6. sıradan giren Laçin Belediyesi ilçeye kadınlar mesleki eğitim merkezi yapacak. Japon Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı kapsamında Türkiye çapında başvuru yapan 1000'e yakın proje için 20 projenin ön değerlendirmesi kabul edilmiş ve Laçin Belediyesi kabul edilen 10 projenin arasında 6. sırada yer almıştı. Milletvekili Oğuzhan Kaya projenin amacının ilçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak ürünleri kolayca pazarlayabilecekleri bir ortam hazırlamak olduğunu aktardı denmiş. Yine bizim konuşmaktan en çok keyif aldığımız projelerden bir tanesi de kadınlara Kadınlar, yönelik evet. istihdamın sağlandığı projeler oldu. Laçin Belediyesi'nin bu Japon heyetiyle ilgili sunmuş olduğu projeyi ben aslında yanlış hatırlamıyorsam eğer
AK Parti'nin ilçe kongrelerinin olduğu dönemden birazcık hatırladım. Sayın Vekilimiz Kaya orada yapmış olduğu bir konuşmada da Laçin Belediye Başkanımızla birlikte bu konuya değinmişti. Bu projenin o zaman sunulacağından ve Japon heyetin ön incelemesinden geçeceğinden. Hatta sanıyorum ki o zamanlarda bir onaydan geçme durumu söz konusuydu. Aylar önceki mevzu birazcık hatırlıyorum ama tabii ki biraz silinmiş hafızamdan. Ama gerçekten bu projeyi hatırladım ve hakikaten orada konuşulan şey olmuş. Projenin onaydan geçtiğini ve hayata geçeceğini görmüş olduk. Bu yüzden yine vekilimize de, belediye başkanımıza da kadınlar yönelik bu projelerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Özellikle kendim zaten olarak. Tabii ki bütün destekledikleri, üzerinde durdukları projeleri zaten çoğunu takdir ediyoruz. Fakat özellikle kadınlar üzerine gerçekleştirilen, geliştirilen projeleri ayrı bir sevincimizi paylaşıyoruz, ayrı bir mutlu oluyorum. Bu konuda gerçekten çok da haberi duyduğumda sevindim. Evet, ben de aynı şekilde. Zaten dün de üzerinde biliyorsun oldukça konuştuk. Kadınların neden istihdam edilmesi gerektiğini, neden ekonomide yer alması gerektiğini, neden bağlı hatta bağımlı bir halde yaşamamaları gerektiğini uzun uzun tartışmıştık. Bu açıdan bu projelerin gerçekten gelmesi gerekiyordu. Yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Serdal Yurdakul yazmış, İstanbul'dan selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Tarımda dünya ikincisi olan Hollanda ile ortak tarım mı yapsak diye düşünmek lazım demiş. Muammer Bozoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum güzel insanlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kesin Karar Gazetesi'yle devam ediyorum aslında. Az önce senin bahsettiğin haberin, yani güzel bir haberin üstüne bunu okumak tabii ki de biraz can sıkıyor. Nikahlı eş tarafından öldürülen 29 yaşındaki Aslıhan Dal vardı zaten birkaç gündür. Çorum'da konuşulan bir konu bu da. Aslıhan korunabilir, yaşayabilirdi. Çorum Kadın Meclisi, Çorum'da yaşanan kadın cinayetini protesto ederek kadın cinayetlerinin önüne geçmek için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini bildirdi. İmam nikahlı eşi tarafından boğularak öldürülen 29 yaşındaki Aslıhan Dal toplara verilirken Çorum Kadın Meclisi'nde cinayetin işlendiği Kale Mahallesi Aksaray 1. Caddedeki apartmanın önünde basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisi adına bir basın açıklaması yapan Simay Şanal, Aslıhan korunabilir, yaşayabilirdi. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulasaydınız Kayseri cesaret bulamaz ve Aslıhan bugün aramızda olabilirdi. Aslıhan için öldürülmüş bütün kadınlar için bir kadın daha öldürülmesin diye buradayız. Kadın cinayetlerini durduracağız dedi. Simay Şanal açıklamasında şunları söyledi. Bugün burada ayrılmak istediği erkek tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal için bir araya geldik. Aslıhan 29 yaşında 3 çocuk annesi bir kadındı. Bu ülkede geçtiğimiz yıl 300 kadın öldürüldü. 171 şüpheli kadın ölümü var. Bakanlık kadın ölümlerinin azaldığını ifade ediyor. Israrla sormamıza rağmen bu verileri neye göre yayınladığını açıklamıyor. Biz ısrarla sormaya devam edeceğiz. Onlar yayınlamak zorunda kalacaklar. Tıpkı kadın cinayeti kavramını kabul etmek zorunda kaldıkları gibi denmiş. Kesinlikle yine noktasına virgülüne kadar katıldığım bir açıklama. Sürekli gündemde şunun haberini görüyoruz gerçekten. İşte kadın cinayetleri azaldı, veriler azaldı, işte artık eskisi kadar işlenmiyor gibi. Kesinlikle ben de bu konuda bir düşüşün yaşandığına asla inanmıyorum. Yani daha basına yansımayan, bilinmediği o kadar öyle. Çok kadın ölümleri var ki. Aynen. Yani kadın meclislerinin de savunduğu gibi ben bu verilerin saklandığını düşünüyorum. Azaldığını da asla görmedim. Söylediğin gibi çok fazla basına yansımıyor. Her gün işte Twitter'da, Instagram'da, orada burada kadınlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Daha geçtiğimiz günlerde 2 tane şüpheli kadın ölümü yaşandı. Yaşları da gayet gençti. 17-18 yaş aralığındaydı. Hatta bir tanesi şöyle bir şey yazmıştı. Benim Allah'tan korkum var. Bir gün beni bir yerden atlamış, ölmüş bulursanız ve arkamdan intihar denirse ben Allah'tan korktuğum için intihar etmem, kendi canıma kıymam. Sebebi araştırılsın. Böyle bir şey yazmış. Bir zaman sonra kendisinin ölüm haberi geliyor. Aynen öyle ve hakikaten bir yerden atılmış halde bulundu ve intihar dendi. Daha sonra o Twitter hesabında böyle bir paylaşım yaptı, ortaya çıktı. Şüpheli bir ölüm olarak şu anda duruyor. Henüz bir sonuca varılmadı. Yani kadınlar artık bunu söylemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ben bir gün bir yerde ölü bulunursam, hani herkes aynı korkuyu taşıyor, bütün kadınlar. Bir gün bir yerde adamı biri canıma kastedebilir. Bu yüzden önceden duyurayım, beni bu şekilde bulursanız bilin ki ben şunu yapmadım. Hani ölümünden sonra bile kadın eleştirilmeye devam ettiği için hani kadın ölmüş demek yerine neden ölmüş, nasıl ölmüş, niye ölmüş bunu sorduğumuz için, orada bir canın kaybından çok sebebine odaklandığımız için kadınlar ölümden sonra bari arkamdan konuşulmasın diye bunu söylemek zorunda hissediyorlar kendilerini ve bu çok acı verici bir durum. Yani ölmüşsün ama derdin hala arkamdan konuşulur mu?
İşte ne bileyim ailemin hakkında konuşulur mu? Yani öldükten sonra bile kadın adını temize çıkarmanın derdine düşüyor. Ölümde bile rahat yok yani. Kadın, bu sebeple evet, ben gerçekten inanmıyorum kadın ölümlerinin azaldığına. Kadın cinayeti kavramını evet kabul ettiler artık. Kadın cinayeti kavramı hakikaten yerleşti. Ama bunun yerleşmiş olması bile o kadar acı ki, kadın cinayeti diye bir kavram var ve biz bu kavramı kabul ettik. Kabul ettiğimiz gibi bir de diyoruz ki işte veriler azaldı. Ne diyelim, hey yaşasın, kadınlar artık eskisi kadar ölmüyor. Ölüyor ama işte 5 tane kadar yerine 3 tane ölüyor. Buna mı sevinelim? Ne yapalım yani? O kadar saçma bir düzenin içerisindeyiz ki, ama inanıyorum ki kadın meclisleri ve bunlar gibi milyonlarca kadının eylemleri ve vazgeçmedikleri, arkasında durdukları bu düşüncelerle bunu biraz olsun yıkacağız. Belki hemen olmayacak ama zaman alacak, ama yıkacağız. Buna inanıyorum, evet, ben. Bu kadın cinayetlerinin senin de söylediğin gibi artık hani kabul ediyorlar. Bu da zaten kadın cinayetlerinin artık normal bir durummuş gibi hissedilmesine, evet, yol açıyor. Ve bu hiç hoş bir durum değil tabii ki de. Yani tabii ki yaşanan çiftler olsun, diğer hani öldürülen kadınlar, cinayet işleyen kişi arasında yaşanan olayları tabii ki de bilemeyiz. Ama her ne olursa olsun, hani kim, hangi taraf haklı olursa olsun, haksız olursa olsun, kimsenin hani bunun sonucu tabii ki de canı olmamalı. Kesinlikle öyle. Yani sebebi ne olursa olsun, kim kime ne yapmış olursa olsun, evet. Hani olayın aslını tamam biz bir şekilde basına yansıdığı kadarını duyuyoruz. Aslını bilemiyoruz. Bazen olduğu gibi yansımayabiliyor olaylar. Ama biz dediğim gibi sebebinden ziyade buradaki can kaybına odaklanmalıyız. Ve hiç kimse hiçbir sebeple başka bir canı almaya muktedir değil. Bunu, evet, yapmamalıyız. Bunun önlenmesi gerekiyor. Evet. Bir ben son... de galiba. Bilemedim. Buyur. Aynen. Bu son haberimizi de okuyayım. Ardından konuğumuza bağlanalım istiyorum. Suya 400 milyon TL'lik yatırım yapılacak. Meteorolojik verilere göre olağanüstü kuraklığın yaşandığı Çorum'da belediye halkın içme suyu sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yaşanan kuraklığı haritaya döktü. Haritada Çorum olağanüstü kuraklığın yaşandığı iller arasında yer alırken, kente içme suyu sağlayan barajlardaki rezervlerde önemli oranda düşüş yaşandı. Evet, bu zaten ülke genelindeki bütün baraj rezervlerinde aynı sıkıntı yaşanıyor zaten. Maalesef kurak bir yıl geçiriyoruz ülke olarak. Çorum Belediyesi gerek kuyulardaki gerek içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki suların en etkin, en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız verdi. Kuyu sayısı 15'e yükseltildi. Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan Köyü'nde 6 kuyu daha açarak kuyu sayısı 15'e yükselten Çorum Belediyesi, Tarhan Köyü'ndeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu Yeni Hayat Barajı ishali hattıyla buluşturarak devreye aldı. Gelecekte su sorunu yaşanmaması için çalışma yapan belediye, başta Koçhisar ishali hattı projesi olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapılacak. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Yeni Hayat Barajı ishali hattındaki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışma hakkında bilgi aldı. Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşadığımız belirtilmiş. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarındaki ciddi azalma yine aynı şekilde konuşulan konular arasında. Su problemi yaşatmıyoruz, saniyede 100 litre debiye sahip olan iki kuyumuzu devreye aldık şeklinde de başkanın bir açıklaması bulunmakta. Önümüzdeki 3 yılda da suya 400 milyon liralık yatırım yapılacağı belirtilmiş. Belki de şu anda en önemli projelerden bir tanesi, evet, bu. Su. Hakikaten yani ülke genelinde yaşadığımız bu sıkıntının sonu nereye varacak çok da endişeli bir şekilde hani bekliyoruz. Koronavirüsün yanı sıra bir de bu susuzluk gerçekten bizim için çok artık baş edemeyeceğimiz bir durum haline gelir. Hı-hı. Ki zaten mesela birkaç gündür yağmur yağıyor. Evet, yani yağmurun yağdığını hiç bu kadar sevineceğimi gerçekten düşünmemiştim. Hani hep söyledik yağsın, hayırla yağsın diye. Hı-hı. Yani bu şekilde devam eder inşallah. Aynen, yani dün akşam kanaldan çıktığımda bir baktım yağmur şakır şakır, evet, yağıyor. Çok mutlu oldum yağmurun yağdığını görünce. Hani üzerimde şey yok, bere yok, şapka yok, bir şey yok ama hiç umurumda değildi. Gerçekten dedim Allah'ım daha çok yağsın. O kadar mutlu oldum ki o yağmuru gördüğümde. Gece boyu da zaten yağmaya devam etti. Sabah geldiğimde de yine birazcık çiseliyordu. İnşallah yağmaya da devam eder bütün ülke genelinde. Susuzlukla başa çıkamayız hakikaten. Evet. Evet, artık konumuzu alabiliriz galiba. Evet. Merhaba, merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Bizler de teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederiz. Necmi Hocam, seyircilerimiz için biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz. İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi olarak görev yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, yani yaklaşık bir 10 yıldır İnönü Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyorum. Daha çok estetik ve teorik sanatlar ve geleneksel sanatlar üzerinde kuramsal çalışmalar üretiyorum. Doğal olarak yaptığımız çalışmaların içinde işte şiir çalışmaları, kitap çalışmaları, sergi çalışmaları ve belgesel kuram ve kurgu üzerinde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Peki Necmi Hocam, mesleğiniz gereği sanata olan ilginiz nasıl başladı? Zaten ailede birçok sanatçı olduğu için onlardan etkilendim diyebilirim. Doğal olarak müzik olsun başta geliyor. Heykel, resim, sinema gibi birçok alanda ailede var olan izleyicilerim, çalışanlar ya da akrabalarım olduğu için onlardan etkilenmek daha rahat oldu aslında. Yönlendirme çok daha rahattı diyebilirim. Evet, bu açıdan çok şanslı olduğunuzu dile getirmek Evet. isterim. Yani sanatın içine doğmuşsunuz. Evet, aynen öyle. Yani bir anlamda motive edici etkisi çok fazlaydı diyebiliriz. Peki hocam, ben klasik bir giriş yapacağım. Yani biliyorsunuz bunun aslında çok net bir açıklaması olmayabilir. Herkes farklı yorumlar bunu kendince. Hani ben bu soruyu kendime yöneltecek olsam, en fazla Aristo'nun söylediği gibi sanat nedir? İşte doğanın taklididir, mimesistir deyip bırakırım yüzeysel bir şekilde. Ama sizin için sanat kavramı nedir? Yani şöyle, sanat aslında insanın zihninde ve imgelerinde olup doğada bulamadığı şeyi sanatta aramasıdır diyebiliriz. Zaten Evet. antik çağlarda, o sizin dediğiniz Platon, Aristoteles döneminde sanatın referansı doğaydı ama doğa hem bilimin hem felsefenin hem sanatın konusuydu. Ama 19. yüzyıl sonrasında sanat artık insan ruhunun referansı haline gelmeye başladı. İnsanın doğada bulamadığını, sanatta aradığını söyleyebiliriz. Bunun da en güzel örneklerini yansıtıyorlar zaten. Biz de çalışmalara devam ediyoruz. Sanat insan var olduğu sürece olacak zaten. Biliyorsunuz sizin Çorum bölgesinin en eski medeniyetleri olan Hititler'de bile sanat günümüze kadar yansımalarını bulmuş diyebiliriz. Peki hocam, sanatın insan üzerindeki gücü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Doğal olarak sanattan ziyade estetikten bahsedeyim. Az önceki Tabii ki. konuşmalarınızı duydum. Ben de İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'nde bayağı bir görev yaptım aktif bir şekilde. Estetik duygu daha çok toplumumuzda gelişirse bu cinayetlerin biteceğini düşünüyorum. Bunu nasıl geliştirebiliriz? İnsan doğaya tekrar dönerse ve merhamet ve ruhani algılarını geliştirebilecek bir eğitim algısıyla karşılaşırsa insan acıma duygusunu yeniden keşfedecektir diye düşünüyorum. Aslında bunun temellendirilmesi ruhani, radikal bir çözümlemeyle yerine ulaşabilir diye düşünüyorum. Yani söylediğiniz gibi kadın cinayetleri, her gün duyduğumuz haberler gerçekten insanı medyadan uzaklaştırıyor. Kesinlikle. Ve biz bunları birebir gördükçe insanın sanat ve estetik duygularını kaybetmesi demek insandan, insanlıktan çıkışı anlamına gelir. İnsan madde üzerinden mutlu olamıyor maalesef. Madde üzerinden mutluluğu cinayetlerle arayabilir. Başka yönlerle arayabilir. Çözüm bence insan zihninin doğayla ilişkisi bağlamındaki durumu madde değildir. Yani insan değildir. İnsan doğanın keşfine yeniden çıkabilirse eğer, tabiatı tekrar keşfetme şansı bulursa, insan gerçekten bu vahşi duyguları normalmiş gibi yaşaması ve psikolojik travmaları daha rahat atlatabilir diye düşünüyorum. O zaman doğaya dönmekten bahsettiğinize göre hocam, her insanın içerisinde aslında bir estetik duygusu olduğunu, bir sanata yatkınlık olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Tabii, şimdi insanın doğuşundan gelen bir özelliktir bu. İnsanın arketipal bölgesinde yer alan bir mevzudur. Sonradan kazanılmaz. Eğitimle geliştirilebilir.
Ama sonuçta insan doğaya ve aklına şekil verirken bence estetik duyguları mutlaka öne çıkartmalı diye düşünüyorum. Çünkü güzellik bizim hem dini kültür açımızdan hem diğer kültürlerinle oluşturulma ya da yaşama bağlama açısından önemli bir kavram. İnsan o estetik duyguyu kendinde hissedebilirse hem sanatı daha çok duyumsayabilir hem de insanlar arası ilişkiler daha entelektüel, daha duygusal, daha romantik bir algı geliştirebilir diye düşünüyorum. Alanınız daha çok geleneksel Türk sanatları üzerine değil mi? Yani bir anlamda Anadolu kültürünün estetiği üzerine teoriler geliştiriyorum. Geleneksel sanat hem insanın organik yaşamı, yani organik kültüründe var olur. Anadolu'nun birçok yerinde bu böyledir. Hem geleneksel yaşam, hem geleneksel üretim dinamikleri, hem geleneksel kültürel algımız ve kaygımız üzerinde çalışıyor uzun zamandır beri. Ve bu konuda da tabii ki elimden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğim. Geleneksel sanatlar aynı zamanda insanların bir araya gelip bir şey oluşturdukları sanat türüdür aslında. Şu an modern insan ya da çağdaş insanın yalnızlık kaygısı onu psikolojik travmaya daha çok sürükleyebilir. Bence bir kilim dokumanın daha önemli olduğu bir döneme geri gelmek istiyoruz diye düşünüyorum. Bu benim hayalim tabii. Peki hocam, madem çağdaş insan, modern insan dedik ve geleneksel sanattan bahsettik. Çağdaş sanat ve geleneksel sanat karşılaştırması yaparsanız neler söyleyebilirsiniz? Zaten çağdaş sanat kendi kültüründen beslenir. Yani çağdaş sanatlar dersine girdiğimde de söylüyorum. Kendi kültürünü kanıksayamamış bir toplum çağdaş sanatı üretemez. Yani günümüz sanatını üretemez. Bizim şu an her şeyimiz geçmiş referanslı olabilir. Ürettiğimiz şey, yaptığımız şey sadece günümüz algısı açısından yorumlamaktır. Çağdaş sanat dediğimiz odur zaten. Binlerce yıllık kültürlerin kökenlerine baktığımızda genelde kendi kültürlerinden beslendiğini görüyoruz. Ama biz saban kültüründen sanal kültüre birden geçtiğimiz için bu geçişler arasındaki kopukluk bizi sanattan da uzaklaştırabilir diye düşünüyorum. Ama temkinli bir şekilde, ağır bir şekilde hem geleneksel kültürü yaşayıp hem mükemmel çağdaş sanat eserleri verebiliriz diye düşünüyorum. Bildiğimiz kadarıyla bir resim serginiz oldu. Yani serginiz tam olarak ne üzerineydi? Ve gelecekte planladığınız başka sergileriniz var mı? Benim en son açtığım sergi Hilal Mağarası'ndaydı. Yine Covid dönemlerinde açtığım bir sergiydi. Neolitik Çağ Işıkları adında. Amacım orada insanları Neolitik dönemine tekrar toplumu mağaralara böyle sessiz ve daha hijyen yerlere davet etmekti. Bunu da başardık. O dönemlerde Temmuz ayında açtığım sergi Türkiye'de en çok takip edilen sergilerden biri oldu zaten. Benim amacım insanların terk edildiği, bizim için harabe gibi görünen yerlere insanları çekebilmek. Bu da Anadolu'nun birçok kentinde var. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar. İnsanlar bu terk ettikleri coğrafyalara tekrar dönerlerse hem kendi üretimlerine tekrar dönecekler hem de bizim bu konuda sanat yapma verilerimiz daha çok elde edilecek olur diye düşünüyorum. Evet, ben de bu soru üzerine sizi sanatınızda en çok etkileyen felsefi yaklaşımı sormak istemiştim aslında ama sanıyorum ki bu cümlelerinizden birkaç çıkarımda bulunabildim ama yine sizden de dinlemek isterim. Şöyle, zaten bizim yaşam kültürümüzün dinamikleri içerisinde zaten felsefi bir durum var. Ama o teorik hale getirilip şu ana kadar pek fazla öne çıkartılmadığı için bilinmiyor. Mesela ben bunu günlük yaşamımızın ve Anadolu kültürünün her tarafında var olduğunu söyleyebilirim. Aslında felsefe dediğimiz şey iki türlü şekilde gelişiyor bende. Birisi doğu felsefesi, birisi batı felsefesi. Benim kendi adıma söyleyeyim, yaptığım çalışmaların temel paradigması, yani temel anlayış biçimi doğu batı sentezlenmesi üzerinde. Çünkü batı felsefesi madde ve analitik
düşünce sistemi üzerinden geliştirilmişti. Ama Doğu felsefesinde biraz daha ruhani ve kozmolojik bir etki var. Bu bağlamda ikisini bir araya getirdiğimde çok güçlü bir felsefi bir teori ortaya çıkıyor diyebilirim. Yani hem Kant'ı, Hegel'i görebilirsiniz yaptığım çalışmalarda, hem de Gazali, Farabi ve İbn Sina felsefelerini görme şansınız çok yüksek. Doğal olarak maddenin öne koyduğumuz maddeyi düşünsel anlamda daha ruhani derinliklere sevk edebilme bağlamında ilişkilendiriyorum ben. Benim felsefemin tarzı bu aslında. Peki bir öğretim üyesi olarak bölümünüze ve öğrencilerinize dair bir projeleriniz var mı? Sosyal sorumluluk projeleri gibi. Tabii ki şimdi öğrencilerimi en çok kitap okumaya yönlendirmeye çalışıyorum. Bana soru sorma kültürlerini geliştirmeye çalışıyorum. Eleştirel düşünme kültürlerini geliştirmeye çalışıyorum. Hatta ödev olarak şunu vermiştim. Herkes yattığı odada ya da evinde ya da bahçesinde bir çiçek besleyecek, bir hayvan besleyecek. Sonuçta ihtiyacı olan arkadaşlarımıza kitap gönderilecek. Bu tür paylaşımları tabii ki çok sık öneriyorum. Maalesef öğrencilerimizin tabii ki günümüzde kitap okuma mevzusu biraz daha zayıf kaldı. Çünkü niye? Hem yaşanan hastalıklar süreci hem de kitap okuma kültürünün çok yoğun olması gereken bir süreci daha tamamlayamadık genel olarak. Benim en çok üzerinde durduğum konu kitap okunması ve bunun üzerine kitap paylaşımıdır. İnsan kendi dinamiklerini kitap okuyarak ve kendi yaşamsal deneyimlerini elde ederek elde edebilir diye düşünüyorum. Bu anlamda öğrencilerime yazdığım kitaplarla, hediye gönderdiğim kitaplarla ve sürekli kitap önerileriyle öncülük etmeye çalışıyorum. Evet, bu arada arka planınıza da takıldı gözüm kitaplardan bahsetmişken. Evet, oradaki kitap planımız. Yoğunluğu çok hoş görünüyor. Şu an okulda değilim. Burası evim benim. Evimde de bir kütüphane var. Kampüste oturuyorum üniversitede. Dedim ya, benim arabamın koltuğunda, evin her tarafında bir kitap çıkar mutlaka. O yüzden kitap okumak ya da kitap kültürü benim için vazgeçilmez. Ve hocalarımdan ziyade öğrencilerime önerdiğim ya da öğrencilerimle paylaştığım kitap algısı ve sevgisi benim için önemli bir referans diye düşünüyorum. Evet. Bu arada kitabınız da ekranlara geldi. Şapinova Güzellemesi. Bu şiir kitabınız üzerinde biraz konuşmak istiyorum hocam. Çıkış noktası ne oldu? İçeriği nedir? Seyircilerimiz için paylaşırsanız. Yani ben şöyle, daha önce Osmaniye Kasabalar üzerinde bir kitap yazmıştım. Sonra Mezopotamya ve Doğu Anadolu bölgesindeki yerler üzerine çalışmalar yaptım. Ama 2 yıldır Çorum üzerine çalışmalar yapıyorum. Çorum'a ilk geldiğim yıllarda çok etkilenmiştim. Coğrafyası beni çok etkilemişti. Özellikle tarihi, kültürü, yaşamı ve geçmişten gelen binlerce yıllık deneyimi beni çok etkilemişti. İTİT Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanımız Aygül Süel Hoca'yla tanıştık. Sağ olsun bana her türlü desteği, psikolojik ve kültürel desteği sağladı. Çapinova'dan çok etkilendim. 3500 yıl önce yaşanmış bir toprakta, medeniyetlerde bize kalan çok şey vardı. Bir de ben şunu öğrendim. Çorum'da halk ozanları, halk şairleri çok fazla. Zaten eskiden beri de şiir üzerinde çalışmalar yapıyordum. Dörtlükler üzerine bir güzelleme tarzı geliştirdim Şapinova'da. Ve kitap ilk 20 günde birinci baskısı bitti Türkiye genelinde. Çok etkilendim Şapinova'nın verdiği ruhani güçten ve Çorum'un birçok kenti bana öyle geliyor. Ruhani bir etki bırakıyor bende. Ve Çorum'un başka kentleriyle ilgili çalışmalarım da bu sene olacak. Şapinova dediğimiz gibi Hititlere başkentlik yapmış önemli bir merkez. Ve ben oranın bir ova, aynı zamanda bir doğaya çok yakın oluşu, ince suya çok yakın oluşu, çekerek ırmağı ve 500 yıldan beri bildiğim Çorum tarihindeki ozanlık, aşıklık kültürüyle çağdaş imgeleri birleştirip bir kitap oluşturdum.
Sağ olsun Türkiye'de de oldukça ilgi gören bir kitap oldu ve şu an ikinci baskısı bitmek, matbaadan çıkmak üzere. Ve çok etkilenerek, yaşayarak yazdığım bir şiir kitabı oldu. Ve devam edeceğim diye düşünüyorum. Peki bu Çorum'da yapacağınız çalışmalardan birazcık bahsedebilir Evet. misiniz? Öncelikle bir şiir dinletimiz olacak Covid bittikten sonra. Bu kitapları bağlama eşliği, bu kitaptaki şiirleri bağlama eşliğinde anlatmayı sunmayı istiyoruz. Daha çok ve her şeyden önce sadece Çorum değil, Türkiye'nin her tarafında Şafinova'yı tanıtma gibi bir misyon edindim kendime. Ziyaretçi sayısının artması, verilen değerin arttırılması bağlamında daha çok önemsel hale getirmek çabası gidiyorum. Sadece Çorum'da değil, Ankara'da ve İstanbul'da da şiir dinletileri olacak. Yani ben bunu sadece kitapta bırakmayacağım. Aynı zamanda toplumun her tarafında bu şiirlerle birlikte Çorum'u anlatmaya çalışacağım. Evet, gerçekten çok güzel bir proje ve ben de Şapinova'nın aslında tanınması yönünde düşünüyorum. Çünkü Evet. Çorum'da çok fazla tarihi dokuyu hissedebileceğimiz yerler var. Ancak çok Tanıtılması aynen konusunda öyle. eksikliklerimiz vardı. Evet, Sağ olun, biraz siz de tanıtılması eksikliğinizi eksikti. tamamlıyorsunuz. Evet, bu şekilde sizin sayenizde de tanıtılmış olacak diye düşünüyorum ben de. Evet, yani gerçekten bu dönemde şiir kitaplarının şeyi biraz zordur. Hani satışı biraz zordur. Evet. Çünkü felsefe ve roman, daha çok romanın okunduğu bir dönemde, akademik kitaplar hariç, bir de üniversite sınavlarına hazırlık kitapları hariç, bu şiir kitabının tarihsel ve güncel aşıklık ve ozan kültürüyle sentezlenmiş bir hali olduğu için çok ilgi uyandırdı. Bence de sadece Şafinova'nın değil, Çorum'daki her antik kentin, her arkeolojik kentin çok iyi tanıtılması gerekiyor. Ve bunun diğer Türkiye kentlerinde de yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz yaşamımızı, yediğimiz ekmeği, içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı bu coğrafyalara borçluyuz. Kesinlikle. Daha organik, daha entelektüel, daha felsefi ve gelecek nesillere daha ciddi anlamda algılar oluşturup onlara ilham kaynağı olabiliriz. Bu yöndeki çalışmalarım çok şiddetiyle devam edecek diye düşünüyorum çünkü Çorum anlatmak bir kitaba sığmayabilir çoğu kez. Peki bu şiir yazma yöneliminiz nasıl başladı aslında? Çünkü ben de şiir okumayı çok severim. Şiir dinletilerinde katılmayı da severim. Hatta öğrencilik yıllarımda şiir dinletisi yapmışlığım da vardı. Ama hani kalkıp bir şiiri yazamam açıkçası. Okumasını çok severim ama kesinlikle yazma yeteneğim yok. Yani herkes Yani... şiir yazabilir mi acaba? Hani bunu merak ediyorum. Yani şöyle, tabii ki insanların duygusal bir varlık olduğunu düşünürsek, zihninde mutlaka yaşadığı acılar, mutluluklar oluşacak. Ve her şeyden önce insanlar tabii ki söylediklerini, imgelerinde bulduklarını yaşayacaklar. Yaşamak zorundalar bence. Yazmak tabii ki bir metodolojik iş. Yazma öğretilirse bence ya da daha çok içindeki duygular onu yazmaya zorladıkça şey diyebiliriz, bu anlamda yazabilir diyebiliriz. Denemek, deneyerek başlamak, olmazsa bir daha yazmak, inat etmek, bu konuda imgelerine iz sürmek bence gerçekten önemli. Bence insan yapabilir. Yani bunu her şekilde oluşturabilir, deneyimleyebilir diye düşünüyorum. Evet, şiirden Ya, bahsetmişken, buyurun evet. hocam. Şöyle, yani burada mesela insanlar günümüzde duygularını dile getirmek için her türlü yolu deniyorlar. Mesela içimizdeki korku ve şiddet duygularını da günümüzde gördüğümüz gibi öldürerek dile getiriyoruz. Yani içimizdeki psikolojik durumda var olan korku ve şiddet eğilimini öldürerek ifade ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şiir de içinde var olan güzelliği yazarak ifade etmektir. Şimdi tabii ki şiddet ve korku tabii ki insanın en travmatik yanıdır bence. İnsanın gerçekten
vahşi bir varlık olduğunu da kendine anımsatmasıdır. Ama maalesef güzel duygularla şiddet duyguları dengelenemiyor insan zihninde. Çünkü yaşanılan olaylar bu dengeyi bozuyor. Biz şunu motive edersek, mesela insanlar duygusal varlık olarak sözlerini dile getirmek, kendini ifade edebilme şansını onlara tanıyabilirsek ve bunları motive edip daha güçlü hale getirebilirsek, bence insanlar duygularını sanat, müzik, şiir, saz, heykel ya da geleneksel sanatlarla çok rahat karşılayabilir diye düşünüyorum. Evet, şiirden bahsetmişken sizin sesinizden bir şiir var elimizde. Şu an rejideki arkadaşım verebilirse onu bir dinleyelim istedim. Evet, Bir denemeydi zaim, aslında. bir de katra. Hangi falda sen erken gelirsin söylenmiş değil. Sırtına dönmüşsün yedi rüzgar geçmişten sonra. Kalbimi görevli kahin biliyor hasıpaladan. Duymuş hatrın için kalayım İçime tuz döktüğün ateşi yak şimdi hattuşaştan. Günü geldi yaramı safranla sarmalamanın zamanı. Karahna'da oturan meşgul katraya adımı söyle. Kefaretini öderim senden kalan ben varsa. Al da ırmağından su içerken gâhinler bilir mi hicrini? Zainle al hıncını kurban kimdi diye sorma içine. Ağır şaha koy gönlünü, ılgın ağacından devşir yaprağını. Çal elime kamıştan kan akıyor, Harut ne bilir yaramı. Ağzınıza sağlık Evet, hocam. ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bildiğim kadarıyla kitabınızın ilk baskısı tamamen tükendi. İkinci baskıyı bekliyorsunuz. Bunun ne Evet, kadar bir yani sürede Cuma günü. gelecek? Seyircilerimiz için de verelim tarihi. Cuma günü matbaadan çıkmış olacak. Zannediyorsam pazartesinden itibaren tüm Türkiye'de de olmuş olacak. Peki hocam teşekkür Mutluyum. ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok Ağzınıza sağ sağlık, olun. çok sağ olun. İyi bakın kendinize. Siz de Teşekkürler. kendinize Siz de iyi kendinize bakın iyi bakın. hocam. Başarılar dileriz biz de. Evet, çok güzel gerçekten. Kesinlikle ikinci baskısını ben de aslında şu an merakla beklemeye başladım. Hocamızın yazmış olduğu şiir de çok güzeldi ve kendi sesini de dinlemiş olduk. Evet. Oldukça güzeldi. Bir de ben söylediğim gibi şiire biraz düşkün olduğum için özellikle ilgimi çekiyor bu konu. İkinci baskıyı gerçekten hevesle bekliyor olacağım. Umuyorum ki seyircilerimiz de aynı şekilde bekliyorlardır. Biz zaten her programımızda söylüyoruz Evet, Çorum'un gizli şiir. kalmış güzelliklerini, ön plana çıkartılması gerektiğini, tarihinin ne kadar köklü olduğunu sürekli söylüyoruz. Sayın Necmi hocamızın da çalışmalarıyla birlikte beklediğimiz bu fırsatı yakalayacağız gibi geliyor Evet, bana. bana da öyle geliyor. Hem de sanatla birlikte Çorum'un tanıtılması hem daha farklı hem daha dikkat çekici ve çok güzel olacak inşallah. Necmi hocamıza da buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, ben de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum konuğumuz olduğu için. Bu arada yorumlarımız gelmiş. Şöyle bir göz attım. Önceki konuşmuş olduğumuz konuyla alakalı yorumlar gelmiş genel itibariyle kadın cinayetleri üzerine. Şu Nevin anda Hanım'dan çok aslında uzun bir yorum gelmiş hatta. evet, özür dileyerek şu anda bu yorumlara değinemeyeceğim. Çünkü biliyorsun bunları konuştukça hepimizin morali bozuluyor. Defalarca konuşuyoruz üzerine. Şu an birazcık olsun Necmi hocamızla birlikte modumuzu yükseltmişken bu şekilde kalalım istiyorum. Yarın yine zaten seyircilerimizin yorumlarına yer vereceğiz. Kapanışımıza geçelim istiyorum. Peki o zaman. Evet, sevgili izleyenler, her zaman olduğu gibi çok güzel bir yayında, çok dolu dolu bir yayında. Necmi hocamıza da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bizim davetimizi kırmayıp bizimle çok güzel bir program geçirdiği için. Yarın yine karşınızda olacağız. Aynı saatte herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet sevgili izleyenler, Bir Kent'te sabah programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte Kent 19 ekranlarında karşınızda olacağız. Sizler de bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.
okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Yeah.